Merhabalar herkese. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim oyun gene satranç tarihinin efsaneleşmiş oyunlarından bir tanesi ve uzun süredir çekmek istediğim bir videoydu. Ee, İngilizce olarak Immortal Game olarak geçiyor. Türkçe olarak da Ölümsüz Oyun diyebileceğimiz bir oyun. 1851 yılında oynanmış. Beyazlarda Adolf Andersen, siyahlarda çok uzun bir ismi var. İnternette arayanlar bulabilir ama ben Felix Kieseritzky diyeceğim. Bakalım bu oyunda neler olmuş. Ee, E4 ile başlamış beyazlar. E5 ve F4'ün ardından o zamanların tabi popüler açılışları gambitler. Şah gambiti açılışı gelmiş ve E çarpı F4 ile kabul edilmiş. Çok eski e, yani bu 1800'lerin ortalarındaki falan oyunlarda hatta 1800'lerin sonlarına doğru oyunlarda e, olay şey biri gambit oynadığında kabul etmemek biraz saygısızlık gibi görülebiliyor. Yani bu açılışı yapmayı tercih ediyorsa bu riski almayı tercih ediyorsa eğer bir taraf genelde kabul ediliyor ve öyle oynanıyor oyunlar ki hem taktik olarak e, daha iyi daha zevkli oyunlar görüyoruz hem de gelişim açısından çok önemli oyunlar görüyoruz. Böylece Fil C4 gelmiş ve direkt Vezir H4 e, Kieseritski burada tabii ki G3 hamlesinin olmamasından ve normalde oynanan A3 hamlesinin olmamasından kaynaklanan Vezir H4'ünü hemen oynuyor ve ŞF1 ile Andersen'in rokunu bozmuş oluyor. Ardından e, B5 gibi aslında çok da anlam veremediğimiz bir e, hamle yapıyor ama olay şu. Belki de buradaki kabul ettiği Gambit'i B5'teki piyonu vererek işte fili B'den çıkmaya çalışacak. Ve bu çaprazı değerlendirmeye çalışacak. Kendi adına haklı olabilir. tabii ki bilgisayar bunu haklı görmüyor. Fil çarpı B5 ve at F6. E, baktığımız zaman beyazın tempo olarak öne geçmesi gerekiyordu aslında açılışta. Fakat şu an... Siyah önde gibi. At f3 ve vezir h6. Ardından d3 geliyor. Burada da d4 gibi daha aktif bir hamle oynanabilirdi. Fakat muhtemelen e4 piyonunu feda etme gibi bir düşüncesi biraz zor geldi Andersen'e. Özellikle de roku bozulduktan sonra. Ve d3 ile artık alması gereken yani oyunun ilerleyen safhasında alması gereken f4 piyonuna bir baskı yapmış oldu. At h5. Kieseritski Tempolu oyununa devam ediyor açıkçası ve burada istediği hamle aslında at g3. şah kale istiyor. H çarpı g3 gibi bir şeye bezir bir hamlesi var. Doğal olarak hemen bu hattı kapatmaya çalışan Andersen at h4 ile oynadığı atı bir daha oynamış oluyor. Ve çok da tavsiye edilmemiş, tavsiye edilmeyen bir şey yapıyor aslında. Daha başka taşlarını geliştirmesi gerekirken savunma uğruna oynadığı bir taşı ikinci defa oynamış oluyor vezir g5 h4'teki at isteniyor ve at f5. Artık at bence iyi bir karede ama herhangi tabii g6 fikirleriyle kovulabilir. Burada c6 oynuyor Kieseritzky ve b5'teki fili rahatsız etmiş oluyor. O kaçtıktan sonra belki fil a6 gibi bir şeyler deneyebilir. Çünkü d piyonunu açmadığı için belki ileride d piyonunu da açar ama Tabi şu konumda bilemiyorum. Yani F5'teki atı kırmak için değerlendirebilir filini. Ya da A6'ya çıkabilir. Bu çaprazı değerlendirmek isteyebilir. Buradan dersen G4 oynuyor. Tabii ki geçerken alma gibi bir opsiyonumuz yok. Çünkü fil çarpı G5 var. Ee, rakibi filini isterken o da rakibinin atını istiyor. Ve buradaki atı tabii ki ortadan kaldırmak istiyor doğal olarak. At F6. Ve kale G4. Kale G1. Bu hamle önemli aslında. Çünkü... Ee, kendi oyunu için beyazlar G4'teki piyonunun C, B5'teki filinden daha önemli olduğunu düşünüyor ve G4'teki piyonunu savunmak istiyor. Şu an çünkü siyahlar hem fili hem de piyonu istiyor. O da piyonu savunmayı tercih ediyor ve B çarpı C çarpı B5'in ardından bir alet geriye düşmüş oluyor. Gambit oynamasına rağmen hani hem piyon verdi hem de bir alet vermiş oldu şu anda beyazlar. H4 atın savunmasında vezir G6 kaçılıyor. H5'in ardından vezirin kaçabileceği tek yer vezir G5. Muhtemelen kale G1'i oynarken Andersen bu varyantı gördü. Çünkü e, vezirin sıkışık olduğunu farkında ve veziri düşürebileceğini düşünüyor belki de. Vezir F3 artık istek çok belli. Fil çarpı F4'ün ardından siyah vezirin kaçabileceği bir yer yok. Ve o veziri sıkıştırarak almak istiyor. Burada at G8 oynuyor Kieseritski ve F4 alma hamlelerine direkt veziri için geri dönüş yolunu açmış oluyor. Dikkat ederseniz biraz önce vezir ve at çıkmıştı siyahlar. Beyazların ise sadece bir fili oyundaydı. Şu an nedense böyle siyahın taşları biraz geri geri gitmiş gibi oldu. Beyaz taşlarını daha rahat geliştiriyormuş gibi bir havası var. Fakat at G8 yanlış bir hamle. Burada e, göstermek istediğim tabii ki beyaz üstün biraz bu konumda. Fakat göstermek istediğim konum görülmesi zor bir varyant ki Kieseritski'ye burada hak verebiliyorum. Fil B7 oynanabiliyor. E şimdi hani F4 alınınca e, vezir düşüyordu diyecek olursak at çarpı G4 gibi bir hamle var. At çarpı G4'e vezir çarpı G4, vezir çarpı G4, kale çarpı G4 ile normal bir varyanta devam edilebiliyor. Fakat daha etkileyici olan fil çarpı G5 hamlesinin ardından ataş 2 ile tabii ki şah vezir hamlesi. Şah E2, At çarpı F3'ün ardından, şah çarpı F3 ile daha normal bir oyuna gidilebilirmiş ve artık daha keskin olmayan bir oyun diyebilirim vezirlerde tahtalı olmadığı için ama beyazın tabii ki bir aktifliği ve biraz üstünlüğü söz konusu burada. Fakat oyun böyle gerçekleşmemiş. Dediğim gibi vezir F3'ün ardından at G8 oynanmış, fil çarpı F4'de de vezir F6 ile geri dönmüş. Siyahlar şu an beyazın taşları daha aktif. Aa, yalnız vezir, siyah vezir B2 istiyor. Buna da at c3 ile atını geliştirerek karşılık vermiş Andersen. Fil c5 g1 kalesine bakıyor. Hem de artık bu filini geliştiriyor. Siyah bu arada böyle konumlarda genelde ve siyah rok attığı zaman e, bir sıkıntısı olmayabiliyor. Tabi burada h ve g piyonları çok ileride. Muhtemelen bir şah kanadı atayla gene beyazlar bastırmaya devam edecektir ama daha zor oluyor en azından konum. Daha savunması kolay olabiliyor diyebilirim. At D5 artık yani hem D5'te hem F5'te bir atı var ve bunlar hücum için çok önemli karelere sahip. C7, G7 özellikle E7'ye iki atı birden basıyor. Çok önemli taşlara sahip şu anda beyazlar. Merkez hakimiyetinden falan zaten söz etmiyorum. Merkezde siyahın bir hakimiyeti yok D4 karesi haricinde. Ve vezir çarpı B2 alıyor. Artık ee, o ilk bahsettiğim sanki siyahlar öndeymiş gibi dediğim konumdan itibaren sanki siyahlar pas geçti. Yani bir veziri bir at oyundayken şu an bir veziri bir fili oyunda. Beyazlarsa o zamandan beri sürekli taşlarını çıkıyor. Vezir çarpı B2 tabii ki piyon kazandıran bir hamle. Ve buna karşılık olarak fil D6 oynamış beyazlar. Fakat burada tabii ki amaç ee, taşlarını daha çok şah kanadına aktarabilmek. Fil D6 ile işte vezirin önünü açıyor. Muhtemelen fil çarpı D6, at çarpı D6 gibi şeyler hayal etmiş olabilir Andersen. Fakat bu hamle de yanlış bir hamle. Burada göstermek istediğim varyant ilk resmi dünya satranç şampiyonu William, Wilhelm Steinitz 1879 yılında bu varyanttan bahsediyor. Evet o zamanlarda da tabii ki etkileyici bir şey bu. Yani 1851 yılında oynanmış bir oyunu 1879 yılında burada şu hamle vardı diyerek tartışıyorlar aralarında. Ve o zaman ustaları da tabii ki daha önceki oyunlara bakarak satrancını geliştiriyor. Steinitz diyor ki burada Vezir çarpı A1 oynanabiliyordu. Vezir çarpı A1'e şah E2 Vezir B1 şey Vezir B2 şah D2 ardından fil çarpı G1 hamleleriyle devam etmesi gerekiyordu oyunun diyor. Ve burada aslında konum bilgisayarın verdiğine göre berabere. Fakat buradaki berabere demek biraz bilgisayar için beraber oluyor. Yani iki kale bir de alet üstün siyahlar şu anda. Ama insan için oynaması çok zor. Yani bütün bu taşlar buradayken beyazın atakları, atak şansları çok kuvvetliyken savunmak gerçekten zor. Ama bilgisayar berabere verdiğine göre şöyle de düşünebiliriz. İki kale bir alet üstünsünüz ve bilgisayar berabere veriyor. Yani beyazın ya bir sürekli şah durumu var ya da atakları gerçekten kuvvetli. Bunu kompanse edebilecek atakları var diyebilirim. Fakat oyun böyle gerçekleşmiyor. Fil çarp, fil d6 hamlesinden sonra Fil çarpı G1 alıyor Kesaritski ve diyor ki evet bir de kale aldım. Andersen tabii ki burada fili almayacak çünkü oyun şu ana kadar öyle gerçekleşmiyor. E5 oynuyor. E5 oynamasının amacı burada işte ben bu vezirimin çaprazını açayım da A8'deki kaleyi alayım değil. Tamamen siyah vezirin G7 karesine bakışını kesmiş oluyor. Ve vezir çarpı A1 geliyor. Diğer kaleyi de aldı Kesaritski. Şah E2 ve ata altı. Artık diyor ki benim başıma bir iş gelmez. Artık taşlarımı çıkabilirim. Zaten milyon tane de taşın ön öndeyim. Fakat yani bu konumu zaten internette bile yakalamak çok güç. Yani hani binlerce oyun oynadıktan sonra bile oynamak çok güçken. Satranç sorusu çözmek isteyen arkadaşlar için video durdurma vakti geldi. Bu konudan itibaren beyaz oynar 3 hamlede mat eder. Durduranlar olduysa devam edelim. At G7 ile başlıyor atağımız. D6'daki filin kuvvetine zaten söyleyebileceğimiz bir şey yok. Şahın kaçabileceği tek yer var. Şah D8. Şah D8'e vezir F6 ile bir şah daha çekiyoruz. Yapabilecek iki tane hamle var. Ya at çarpı F6 ya da at E7. At çarpı F6 almayı tercih etmiş siyahlar. Ve file E7'nin ardından 1851 yılında satranç tarihinde hala ölümsüz oyunu olarak geçen bu oyun gerçekleşmiş. Ve Adolf dersen çok iyi bir oyun kazanmış açıkçası. Yani bizim satranç temelleri adına gösterilebilecek en iyi oyunlardan bir tanesi bence. Bugün sizlerle bu oyunu paylaşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.